Şimdi sırada avukatlar arasında süren ilginç bir tartışma var. Vücut geliştirme sporcusu da olan avukat Orhan Önal. Antrenmanda çekilmiş belden üstü çıplak fotoğraflarını 40 bin avukatın üye olduğu sosyal medya platformunda paylaşıyor. Ancak 5 avukat yaptığın meslek etiğine sığmaz deyip şikayetçi oluyor. Ama baro vücutçu avukatı haklı buluyor. Haberin detayına bir göz atalım şimdi. 40 bin avukatın olduğu mesleki sosyal medya platformunda vücut fotoğraflarını paylaştı. 5 avukat şikayetçi oldu. Ancak baro, vücutçu avukatı haklı buldu. Aynı zamanda lisanslı vücut geliştirme sporcusu olan İzmir Barosu'na kayıtlı avukat Orhan Önal, antrenmanda çekilmiş belden üstü çıplak fotoğraflarını hakim, savcı ve avukatların bulunduğu 40 bin üyeli sosyal medya grubunda paylaştı. Fotoğrafların altına ise girdiği davalarla ilgili "beraat aldım, bu davada bitti" gibi yorumlar yazdı. İstanbul Barosu'na kayıtlı 5 avukat, Önal'ı ortak sosyal platformda meslek onuruyla bağdaşmayacak fotoğraflar paylaştığı iddiasıyla İzmir Barosu'na şikayet etti. Şikayetçi avukatlar, Önal sosyal hayatında dilediği gibi poz verebilir ama bu platformda olmaz tezini öne sürdü. Bu aslında bu kadar ülkemizde hukukun üstünlüğüyle ilgili problem yaşanmaktayken avukatların ya da yargı mensuplarının bu tip böyle meslek etiğini dahil bence ilgilendirmeyen bir konu hakkında efor harcaması şahsi fikrime göre abeste iştigaldir. İzmir Barosu şikayet üzerine kişisel sosyal medya hesabından da kendini rakı avukat olarak tanıtan Önal'ın savunmasını aldı. Zaten bu grup meslektaşların, yargı mensuplarının, hakim savcılar da buna dahil, espri yapması, rahatlaması için müteşekkil olan bir gruptur. Dolayısıyla üstsüz bir fotoğrafın orada paylaşılıp antrenman sonrasında bugün iyi antrenman yaptım, işte bugün de beraat almıştım deyip bir duygu ve düşünce paylaşımının meslek ettiğini ihlal ettiğini düşünmüyorum. Ancak baro, inceleme sonucunda avukat Önal hakkında disiplin soruşturmasına gerek olmadığına karar verdi. Kararda, Önal'ın profesyonelce ilgilendiği sporla ilgili paylaşım yaptığı ve başka bir amacı olmadığı vurgulandı.